Maaş da veriyorlar üstelik. Hem dil öğreneceğim hem de üste para alacağım. Düşünsenize. Ayrıca yanlarında kalacağım. Ailenin de yanında kalacağım. Zaten genelde öyle olur Reyhancığım. Yanlarında kalamayacağın insanların yanlarında kalamamış olursun. Dolayısıyla biraz önce söylediğin cümleyi tekrar bir gözden geçir istersen. Anlamadım ama mutlaka sen doğru söylemişsindir. Ha bir de bu işin en önemli avantajı sınırsız yiyecek içecek de onlardan. Ekmek elden su şişeden. Oh ne güzel. Ay inşallah gidebilirim. İngiltere'ye gider gitmez Eyfel Kulesi'ne çıkacağım. Bana bak, bu senin müracaat ettiğin şirket aynı şekilde yabancılar için de böyle bir hizmet veriyor mu? Nasıl bir hizmet? Canım sana yaptıkları gibi işte. Bana bir şey mi yaptılar? Hay Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi. Yani diyorum ki kızım, yabancılar da buraya gelip başkalarının yanında kalabiliyorlar mı? Bilmem, kalabiliyorlar mı? Ay anne ona sorma, bana sor, ben biliyorum. Aynı şeyi yabancılar için de yapıyorlar. Ama başka yöntemler de var. Nasıl yani? Mesela bu şirkete gidip müracaat ediyorsun. Burada okuyan öğrencilerden birinin koruyucu veliliğini üstleniyorsun. Onlar da sana bir öğrenci veriyorlar. Ya, ya. Ver bakayım şu şirketin kartını bana. Tamam, buyurun. Heh, tamam, buldum. Ay, oldu bu iş. Bak bunun adı Helena'ymış. E Müslüman yaptığımızda da adını Makbule koyarız artık ha. Ah peki şu nasıl anne? Adı Helga. Hmm. Alman. Buradaki üniversitelerin birinde de Türk tarihi eğitimi alıyormuş. Aslında hiç de fena değilmiş. Tamam. Not alıyorum. Türk tarihini araştırırken bizim soyumuzu sopumuzu da araştırır. Üçüncü Mahmut'la ilgili bilmediğimiz gerçekleri ortaya çıkartır. Ama dur bakayım. Ay bunun gözleri biraz Şehla gibi. Hem Almanlar kaba saba oldukları için bize gelmez anne. Evet haklısın, haklısın. Biraz da Kuzey Avrupalılara bakalım. Kuzey Avrupalı gelinler kaynanalarına karşı çok saygılı oluyorlarmış diye duydum. Aa bak anne bu da Diana. Türkçe eğitimi alıyormuş. Kendisi İngiliz oluyorlar. Ver bakayım. Ah tamam. Bu çok güzel işte. Ay biz bunu alalım. Asil ailemize de en uygunu bu. Ne oldu? Karar verdiniz mi? Misafir öğrenci olarak kim istiyorsunuz? Ah verdik verdik. Biz bunu. Diana'yı beğendik. Maşallah pek de güzelmiş. Masarıma da çok yakışacak. Kime dediğinizi anlayamadım. Pardon. Yani ülkemin tanıtımına masarım katkım olacağı için çok mutluyum diyorum. Ya. 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 Reyhancığım düşündüm de artık bu kadar naz yeter değil mi? Ay Nefit'i affetmeye karar verdim. Sen ne dersin? Bilmem. Ben şimdiye kadar kimseye naz yapmadığım için bilemeyeceğim. Nefit'e gidip onu affettiğimi söyleyeceğim. Evet. Keşke benim de gidip affedebileceğim birisi olsaydı. Veya beni affedecek birisi olsa da olurdu yani. Yok arkadaş. Bu böyle olmayacak. Firdevs için kesinlikle Masar'la konuşmam lazım. Ama önce ortamı hazırlamak lazım. Masar'a bir iyilik yapsam. Tabii ya. İyice yumuşar o zaman. Ama ona nasıl bir iyilik yapabilirim? Testi, çok testi lahmacun. Fingerlarınızı yersiniz vallahi. Yani of course Turkish Oriental Pizza. Aman Allah'ım, yeşil oldum. Beni böyle görürlerse yeşili yakaladık diye götürürler vallahi. Özür dilerim kocacığım, seni hemen düzeltiyorum. Oh be, insanın kendi öz rengi gibisi yokmuş ya. Masar, sana daha fazla zarar vermekten korkuyorum hayatım. O yüzden hapşırmam geçene kadar öbür tarafta kalmaya karar verdim. Ay canım benim, canım canım. Ölüyken bile kocasını düşünürmüş. Ama hayatım bugün bizim tanışma yıl dönümümüz. Bunu kutlamayacak mıyız? Peki, o zaman akşama dönerim. Tamam. Hem belki cehennemi yakınında dolaşırsam sıcaktan terleyip iyileşirim de. Ay! Ya Masar'a hangi konuda yardımcı olabilirim acaba? Aklıma da hiçbir şey gelmiyor. Ya, neyse, evine gideyim de belki orada doğaçlama bir şeyler bulurum. Ladies and gentlemen and the others, and this is fındık lahmacun. Turkish nut lahmacun. No, no, okay, okay, okay. This one is orta boy, medium lahmacun. Okay, okay, the last one is X large. Aile boyu lahmacun, large, bold. Family boy, this is, yes, all of them are ballı ses lahmacun. Yeah, wonderful lahmacun. Kapı çalıyor. Oh.
Gel kanka, gel. Sana yardım etmeye geldim kanka. Çok güzel. İngilizcen iyi midir? İngilizcem mi? Pek iyi sayılmaz. Hatta doğruyu söylemek gerekirse İngilizce olarak söyleyebildiğim tek şarkı Yes No Yes No Dizi Olduk Lo'dur. O zaman bana yardımın olamayacak demektir. Dur be kanka, sana başka konularda yardım edeyim. Bak istersen çamaşırlarını yıkayayım ha. Hatta camlarını sileyim. Ne? Veya istersen bulaşıklarını yıkayayım ha. Hatta eğer gıcık oluyorsan senin yerine gidip açık oturum geyikçisi Levent Oran'ı döveyim. Ha, saçmalama be. Yanlış anlama. Hani sen kendini İngilizce öğrenmeye verdin ya, ev işlerini yapamıyorsundur diye söylüyorum. Bir şeye ihtiyacın olursa beni çağır, olur mu? Olur olur. Aman be, ne diyor bu shortman de, aman. Evet. This Turkish wonderful balls as lahmacuns. O kadar nefis ki bayılacaksın, bayılacaksın, bayılacak, bayılacak, bayılacak. Heh, drop. Ya o kadar nefis yani, dropacaksınız. Geldim, geldim. I am coming. Müjde, müjde. Sana güzel bir kız buldum minik kuşum. Yani anne, ne zaman şu eve masajcım sana bugün evlenmek için kız bulmadım diyerek geleceksin acaba? Evladım, ben onu evlenmen için bulmadım ki. Hani İngilizce öğreniyordun ya, onun için buldum. Nasıl yani? Bugün bir oper bürosuna gittik de abi, oradan sana bir İngiliz kızı bulduk. Adı Diana. Safkan İngiliz. İstanbul'da üniversitelerden birinde Türkoloji bölümünde okuyor. Yani eğer burada kalacak olursa sana hemencecik İngilizceyi sular seller gibi öğretir. Tabii sen de onu Türkçe öğretirsin. Çünkü biz onu misafir öğrenci olarak aldık. Bak 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 bak, işte bu da resmi. Yani sadece lisan amaçlı, öyle mi? Kesinlikle. Madem karşılıklı birbirimize dil öğreteceğiz, o zaman olabilir. Yaşa benim aslan oğlum. Kız bu akşam gelecek, tamam mı? Tamam. Bak, o sana İngilizce öğretir. Sen de ona Türkçe öğretirsin. Karşılıklı uzun yıllar öğrenip durursunuz. Belki de Allah bir yastıkta öğretir. Anne, Allah aşkına saçmalama. Ya evlenmek istemediğimi sana kaç kere söylemem gerekiyor? Evladım, minik kuşum. Sen böyle evlenmem diye tutturuyorsun ama bir de ta 3. Mahmud'a dayanan soyumuzu düşün. Yani sen böyle yapıp durursan bizim maazallah soyumuz hoşaflık kayısı gibi kuruyup gidecek. Neyse, hadi biz şimdi gidiyoruz. Ha, bana unutma. Kız bu akşam sana gelir. Unutma, görün. Tamam. Öf, tamam. Abiciğim. Ne var? İyi dersler. Hadi, hadi çok konuşma. Gidecek. Vay be. Bu sıkışmayınca Hızır imdada yetişmezmiş. Bu İngiliz Diana tam zamanında geliyor ha. Neden güzeli yok muydu bu? Ay! Ay! Ruhsar'la bugün bizim tanışma yıldönümümüz. Evde baş başa kutlayacaktık. Allah! Ne yapacağım ben şimdi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale bu tamsın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Ruhsar'cığım ölmemiş.